Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal matematik yayınlarının 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Limitte 9. testte kalmıştık. 9. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 9. testimizin ilk sorusunda şöyle bir f fonksiyonu vermiş. Böyle de bir g fonksiyonu vermiş. Bize 1 bölü 2'ye soldan yaklaşırken ki bu ifadeyi sormuş. Şimdi öncelikli olarak f 1 bölü 2'ye soldan yaklaşırken diyelim şu içerideki ifadeye üst tarafa. Alt tarafa geldiğimizde, bakın alt tarafta ne var arkadaşlar? Bir bileşke fonksiyonu var. Burada çat diye biz cevabı söylemeyeceğiz. Yaklaşık değeri olarak söyleyip tekrardan çünkü onu biz ne yapmamız gerekiyor? G fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Bileşke fonksiyonunda ne yapmıyorduk? F'in gittiği yeri çat diye söylemiyorduk. O zaman önce f 1 bölü 2'ye soldan yaklaştık eksi 2 tane 1 bölü 2'ye soldan yaklaştığımızın karşılığını bulalım öncelikli olarak. Şimdi f fonksiyonu 1 bölü 2'ye soldan yaklaştığınızda f fonksiyonu bu. 1 bölü 2'ye soldan yaklaştığınızda kaça doğru gidiyorsunuz? 2'ye doğru ama 2'nin biraz üstünde kaldığınız bunu sakın unutmayın. Bakın şimdi normalde burası kaça gidiyordu? 2'ye gidiyordu o zaman burası 2'dir. Yalnız ben burada tekrardan bulduğum ifadeyi g fonksiyonu yazacağımdan dolayı burası 2'nin biraz üstünde kalıyordu o zaman 2'ye sağdan yaklaşırken diyeceğim. Şimdi 2 ile 1 bölü 2'den daha küçük bir sayıyı çarpacağım. 2 ile 1 bölü 2'yi çarpsam 1 yapar ama burası 1'den azdır. O zaman 2'nin biraz fazlasından 1'in biraz azını çıkardığınız zaman şimdi 2'den 1 çıkardığınız zaman normalde kaç yapar? 1 yapar. Fakat burası daha fazla çıkardığınız sayıda daha az olduğu için 1'in biraz fazlası kalır. O zaman alt tarafa biz g'nin 1'e sağdan yaklaşırkenki karşılığını bulmamız lazım. 1'e sağdan yaklaşırken bakın g fonksiyonu burada. 1'e sağdan yaklaşırken karşılığımız kaç? 1. O zaman burası kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman şunu şuradan kaldıralım. Eşittir diyelim. Üst tarafta 2 idi. 2 bölü 1'den cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek diyebiliriz. Birinci sorumuzun cevabı. Bileşke fonksiyonu barındırdığı için tekrar söylüyorum. Biz atıyorum mesela şöyle olsaydı. G F şimdi şöyle yapalım. Gofix ama limit x kaça giderken 1 bölü 2'ye soldan yaklaşırken dediğinde Şimdi biz bunu buraya yazacağız ya. Yani g'nin içine fx yazacağız ya. Şimdi f 1 bölü 2'ye soldan yaklaşırken kaçtır? 2'dir. Yani ben buraya direkt 2 yazmıyorum. Çünkü g'ye yazdığımız için biz ne yazacağız? Orası 1 bölü 2'nin pardon 2'nin 2'nin biraz üstünde kalıyor çünkü. Değil mi? 1 bölü 2'ye soldan yaklaştığınızda 2'nin biraz üstünde kalıyorsunuz. O zaman siz buraya 2'ye sağdan yaklaşırken demelisiniz gibi ne yapacağız? ifade edeceğiz. Biz bunu ne zaman yapıyoruz? Bileşke fonksiyonlarında yapıyoruz. Önceki testlerimizde böyle sorularımız vardı. Bileşke fonksiyonda limitte bileşke fonksiyonuna lütfen dikkat edelim. Şimdi ikinci sorumuzda. ikinci sorumuzda şöyle bir birim çember vermiş. Buraya da alfa demiş. Alfa sıfıra giderken yani bunu biz sıfırlamaya çalışacağız. Buradaki ifadelerin karşılıklarını bulalım. Şimdi böyle soruları biz trigonometre kullanmıştık. Amacımız neydi? Amacımız kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak kenarları trigonometrik fonksiyon cinsinden yazmaktı. Şimdi mesela kenar uzunluğu bilinen kenar neresi? Mesela burası. Burası 1. O zaman biz buraya ne diyebiliyorduk? Kosinüs alfa diyebiliyorduk. Aynı şekilde buraya da ne diyebiliyoruz? Karşı bölü hipotenüsü sinüs diyebiliyoruz. Zaten birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın absisi her zaman kosinüs, ordinatı her zaman sinüstü. Şimdi bakın şurası aslında bizim için ilkleştir bir doğrusu üzerinde. Yani tanjant ekseni. Bakın şurası şurası 1 olduğuna göre şurasına biz ne diyebiliriz? Tanjant alfa diyebiliriz. Değil mi? Karşı bölü komşudan tanjant alfa karşı bölü komşuya eşit oluyor. O zaman KC'nin uzunluğu ne geldi? Tanjant alfa geldi. KC neymiş? Tanjant alfaymış. Buraya tanjant alfa yazdık. OL neymiş? Kosinüs alfaymış. ML neymiş? Sinüs alfaymış. O zaman şimdi düzenliyorum. Limit alfa sıfıra giderken tanjant alfa çarpı 1 artı kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Şimdi alfaya 0 verdiğinizde 0 bölü 0 beysi geldi. Yalnız şu kısmı bakın geçen testimizde de vardı. Burası alfaların oranlarını verecekti. Yani bunun cevabı kaç geldi? 1 geldi. O zaman limit alfa 0'a giderken bizim elimizde ne kaldı? 1 artı kosinüs alfa kaldı. Ve siz alfayı 0'a götürürseniz Burası kaç yapacaktır arkadaşlar? 1 yapacaktır. Sonuçta kaçtır? 1 bir artı 1'den 2'dir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Birim çember üzerinde kenar uzunluğu bilinen kenarı kullanarak amaç kenarları trigonometrik fonksiyon cinsinden yazmak. Biz de KC'yi, OL'yi ve ML'yi ne yaptık? Trigonometrik fonksiyon cinsinden yazdık arkadaşlar. Bu da ikinci sorumuzun çözümüne yoldaştı. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza gerçel sayılarla tanımlı bir f fonksiyonu vermiş. Bu öncülerden hangileri doğrudur demiş. Bakın şimdi bu bir parçalı fonksiyon. Yani bir polinomik fonksiyon değil. Böyle sallana sallana gitmiyor. Sıfıra kadar bu fonksiyon. Sıfırdan sonra bu fonksiyon. O zaman biz bu fonksiyonları yazarken. Mesela 2'de ya benim kritik nokta. Burası ya. O zaman ben fonksiyonu şurası şu doğrusal fonksiyon alayım. Peki o doğrusal fonksiyonları biz yazmasını biliyor muyuz? Ben fonksiyonda doğrusal fonksiyonları yazarken hızdan şöyle yapıyorum. Mesela burası eksi 2 burası 3. Normalde y eşittir mx artı n'dir değil mi? Doğru denklemi. Şurası eğim. Şurası da y eksenini kestiği nokta. O zaman ben bu doğrunun denklemini direkt y eşittir. 3 bölü 2x. Çünkü bu doğru eğimi 3 bölü 2 geldi. Artı y eksenini kestiği nokta 3'tür diyeceğim. O zaman bakın şu doğru fonksiyonel olarak. Ben o fonksiyonu ne diyeyim? Şuradaki üçgenden karşı bölü komşudan 1. Ama doğru sola yatık olduğu için eğim eksi 1. Y eksini kestiği noktada 2. O zaman bu fonksiyon ne geldi? Onun ne oldu orada? Fonksiyon ne oldu? Eksi x artı 2 oldu. Bak hala bir şeyler oluyor orada. Şunu sileyim peki. Kabul etmiyor yaptığımı. O zaman ben buradaki fx fonksiyonuna ne yazayım? Eksi x artı 2 yazayım. Şimdi gelin limit x 2'ye giderken. Şimdi onu ben eksi parantezine yazsam olur mu? Bakın alt tarafta benzesin diye yapıyorum. Bunları birbirine götürdüğünde ne geldi? Şurası geldi. O zaman eksi 1 bölü 2 geldi sorumuzun cevabı. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi ikinci öncülümüz de eksi 4. Eksi 4 nerede? Solda. Yani şurada. O zaman biz fonksiyonu buradan yazacağız. Şimdi bu fonksiyon ne yapıyor? Eğimden yola çıkarsak karşı bölü komşudan 1 bölü 2x y ekseni kesi noktada 2. O zaman ben şuradaki fx yerine 1 bölü 2x artı 2 yazacağım. Limit x eksi 4'e giderken ne diyelim? 1 bölü 2x artı 2 bölü x artı 4. Hocam üst tarafı 1 bölü 2 parantezin alırsam x artı 4 yapacak. Alt tarafta x artı 4. Bakın böylece 0 bölü 0 beysi ortadan kalktı. Sonucumuz da ne oldu? 1 bölü 2 oldu. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi eksi 1 dediğinizde eksi 1 nerede? Yine solda. O zaman biz fonksiyonunu yine ne alacağız arkadaşlar? 1 bölü 2 x artı 2 alacağız. Limit x eksi 1'e giderken fonksiyon neydi? 1 bölü 2x artı 2 bölü x. Hocam bir dakika. Eksi 1 alt tarafa yazdığınız zaman ne olmuyor? Sıfır olmuyor. O zaman burada bir ne yok? Belirsizlik oluşturabilecek bir durum yok. O zaman direkt buradaki görüntü benim limitimin karşılığıdır. x yerine eksi 1 yazarsak ne oldu? Eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü eksi 1 oldu. Yani ne oldu burası? 3 bölü 2 bölü eksi 1'den. Cevabımız eksi 3 bölü 2 geldi. Değil mi? Bu da eksi 3 bölü 2'ymiş. O zaman 3. öncülümüz de doğruymuş. Gördüğünüz gibi 3 öncül de doğru çıktı. Yani doğru cevabımız üçüncü soru için ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Yine biraz önce çözdüğümüz kaçıncı soruya benziyor bu? İkinci soruya benziyor değil mi? Yine aynı mantık. Bakın alfa 0'a giderken pl bölü bp. O zaman biz ne yapalım? Bu pl ve bp'nin karşılıklarını yazalım. Sonra orada da bir limit alalım. Şimdi bu alfa. Şurası da alfa. iç ters açılardan burası da alfa. Şimdi hocam burası bir birim. Komşu bölü hipotenüsten burası kosinüs alfa. Karşı bölü hipotenüsten burası sinüs alfa. Şurası bir birim. Bütün bildiklerimi aktarıyorum. Şimdi mesela burası. Komşu bölü karşı. Mesela buraya x derseniz. Kotanjant alfa eşittir. Bp bölü 1 yapacaktır. O zaman BP direkt ne geldi? Kotanjant alfa geldi. Yani şurası kotanjant alfa geldi arkadaşlar. Bir de şurası PL var. Şimdi o PL'yi şuradakileri siliyorum. Şurayı 1 olduğunu biliyorum. Şurası da alfaydı. Şunun tamamını bulursam arkadaşlar. Şurası 1 bir birim olduğu için buranın da karşılığını söyleyebilirim. Şimdi bizim açımız şurası alfaydı. 1 e, bölü nasıl söyleyeyim? Mesela sinüs alfa. 1 bölü OP. Büyük üçgenden bakıyorum olaya. Şu üçgende baktım olaya. Karşı bölü hipotenüs yaptım. O zaman OP bizim için ne geldi? 1 bölü sinüs alfa geldi. Peki bunun tamamı 1 bölü sinüs alfa ise o zaman burası 1 bölü S eksi 1'dir. Yani PL'de ne gelecek? 1 bölü S eksi 1 gelecek. Şimdi buna göre biz limit alfa sıfıra giderken ki karşılığını yazalım. 1 bölü s eksi 1 bölü kotanjant yerine de c bölü s yazalım. Şimdi düzenleyelim. Belirsizlik ortadan kalkacak ya da belirsizlik var mı bilmiyorum ama sonuç reel sayıysa göreceğiz bakalım. 1 eksi s bölü s sonra bu arkadaş da takla s bölü c olacak. Şuradaki s'ler birbirini götürecek. 1 eksi sinüs alfa bölü kosinüs alfa olacak. Ne zaman? Limit alfa sıfıra giderken. O zaman alfaya sıfır verirsek burası kaç yapar? Bir yapar. Alfaya sıfır yaparsak burası sıfır. Bir eksi sıfır da bir geldi. Yani 1 bölü birden doğru ne olur arkadaşlar? Edirne olur diyebiliriz. Bu tarz sorular çok güzel sorulardır. Tehlikelileri de var. Bunda mesela ne yapacağız? Kenar uzunluklarını trigonometrik fonksiyonu cinsinden yazarak soruyu devam ettirdik. Şimdi geldik 5. sorumuza. Beşinci sorumuza şöyle bir dikdörtgen vermiş. Peki bakalım. BC Y'ymiş. Neresi? Burası Y. Peki. Dikdörtgen şeklindeki tahta parçasının B ve C noktalarına bir lastik bağlanıp el ile çekiyor herhalde. A noktasına kadar çekilip. ABC dik üçgeni elde ediyor. O zaman burası 90. Bak şurası da X'ti. Kaçırmayalım orayı. Burası da X'ti. O zaman burası kök içinde. X kare eksi Y karedir. İşime yarar yaramaz bilmem. Dursun bakalım. He. Limit X'ye giderken bu. Limit x y'ye giderken ab ab'yi bizde demiştik arkadaşlar şurası karesini alırsak kök gidecek x kare eksi y kare bölü x eksi y e burası hocam sadeleşir limit x y'ye giderken x artı y kalır aynen o zaman x yerine de y yazdık mı şuraya y yazdık mı bizim karşılığımız ne olur arkadaşlar 2y olur diyebiliriz yani doğru ne olur arkadaşlar Cn olur diyebiliriz bu da Beşinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi altın sorumuzdayız. f tek, g de çift fonksiyon. Şimdi tek fonksiyon ne demek? Bir hatırlayalım mı? f eksi x eşittir eksi f x demekti. g çift fonksiyonsa g eksi x eşittir g x demekti. Şimdi tek fonksiyon çift fonksiyonla ilgili bir böyle yorum yapabilirim. Bir de tek fonksiyonsa e, ne diyebiliriz? Tek fonksiyon için orijine göre simetrikte... G çift fonksiyonsa bu da y eksenine göre simetrikti. Peki. Bakın f fonksiyonu ilgili böyle bir şey söylemiş. Şimdi f fonksiyonu nasıl bir şey? Orijine göre simetrik. Şimdi şimdi x4 bu tarafta 3. Şimdi şöyle bir şey yaptığımda mesela. Bakın x4 burada. Doğru mu? Ben x4'e nereden yaklaşıyorum? Sağdan yaklaşıyorum. Yaklaştığımda kaça yaklaşacakmışım? 3'e yaklaşacakmış. Peki g fonksiyonu x4'ün solundan yaklaştığınızda x artı 1 yani x 3, x4 virgül 1 yapar bu. x4 virgül 1'e 1 eklersek x3 virgül 1'dir. O zaman ne yapıyoruz? x3'e soldan yaklaşıyoruz. Çift fonksiyonda. Şimdi çift fonksiyon olduğu zaman y eksene göre simetrik şimdi x3'e soldan yaklaştığınızda Kaç, burası eksi 3'tü. Soldan yaklaştığınızda kaça gideceksiniz? Ee, eksi 7'ye gideceksiniz. Değil mi? Öyle söylemiş. Peki bakalım. Şimdi bize ne soruyor? 2'ye soldan yaklaş. Ben buraya 2 yazsam 4. O zaman ben 4'e soldan yaklaşıyorum. F fonksiyonunda. Bakın. 4'e soldan yaklaşıyorum. E zaten hocam bu ne fonksiyonuydu? F fonksiyonu tek fonksiyondu. O zaman ek, buradan buraya geldiğinizde 3'e geliyorsunuz ya. Burası da aslında eksi 3 olmalı. Çünkü buradaki nokta ile buradaki nokta orijine göre simetrik olmalı. Çünkü biri eksi 4'te, biri 4'te, değil mi? O zaman siz aslında kaça gidiyorsunuz? Şurası eksi 3'e gidiyordur diyeceğiz. Şimdi g 3'e sağdan yaklaşırken, şimdi 3 burada. Şimdi 3'e ne yapıyoruz? Sağdan yaklaşıyoruz. O zaman eksi 3'e soldan yaklaştığımızda eksi 7 ise, 3'e de sağdan yaklaştığımızda yine eksi 7 olmalıdır. Burası da eksi 7'dir. Neden? Çünkü g fonksiyonu çift fonksiyondu. Değil mi? O zaman bunların toplamı kaç geldi? Eksi 10 geldi. Peki 6. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Adan oldu diyebiliriz. Çok güzel bir soru. Bakın net söyleyeyim size. Bu AYT'de 40 tane soru var ya toplam matematikte. Bunun yaklaşık 25 tanesi 26 tanesi analitik düzlem üzerine kurulu. Yani ÖSYM'nin mantığı aslında bunun üzerine kurulu. Siz soruları koordinat düzlemi üzerinde hayal edin ki mutlaka ne yapabilin? Çözümler bulabilin. Zaten birinci aşama analitik düşünce yeteneğinizin sorgulanması üzerine kurulu. İkinci aşama ise analitik bilginizin sorgulanması üzerine kurulu. Yani çoğu soruyor, siz eğer ki analitik düzlem üzerinde, koordinat düzlem üzerine çizmeye çalışırsanız, düşünmeye çalışırsanız benim şu soruda, altın soruda yaptığım gibi çözümler daha sağlıklı ve daha kolay gelecektir. Ben ne söylüyorum? Yaklaşık 20 tane soru koordinat düzlemi üzerinde kurulu o şekilde gelir. Zaten kafadan analitik soruları var bir iki tane. E fonksiyon var, integral var, türev var, limit var bakın limit sorusu ama ben nereden çözdüm? Yine koordinat düzlemi üzerinde. E, fonksiyon var, parabol var, polinomda grafiksel sorular var. Topladığınız zaman yaklaşık 20 ve 20'den daha fazla soru ne geliyor arkadaşlar? Koordinat düzlemi üzerine geliyor. O yüzden mutlaka analitik bilginizin sağlam, kuvvetli olması lazım. Bir, ikincisi soruları düşünürken ben bunu acaba koordinat düzlemi üzerinden düşünsem daha mı iyi yaparım demeniz lazım bilginiz olsun. Çok önemli. Şimdi geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuza bize diyor ki bire soldan yaklaşırken fx aymış. Bu fx değil mi? Bire soldan yaklaşırken fx aymış. Yani o zaman a2 ve bu o kolay oldu ya. 2'ye soldan yaklaşırken 2'ye soldan yaklaşırken bu da eksi 1. E tamam. Ben bunları buldum. Okey. Peki bize ne soruyor? Hmm, güzel. Limit. O zaman biz A yerine B yerine değerleri yazalım. Buradan limitin cevabını bulalım. A kaçtı? 2 idi. X 2'ye giderken. X kare eksi X eksi 2 bölü B yerine kaç yazacağız? Eksi 1. Buraya eksi 1 yazarsak ne olur? Eksi 2. O zaman X eksi 2. Hocam üst taraf çarpanlar ayrılıyor. X eksi 2 X artı 1 diye. Alt tarafta X eksi 2. O zaman bunlar birbirini götürür. Yani ne olur? Limit X 2'ye giderken x artı 1 bölü 1. E tamam kritiklik gitti. O zaman x'e 2 yazarsak sonuç kaç gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzun cevabıydı ya? 7'nin e, sorumuzun cevabıydı. Ve böylece 7 soru tamamladık. 8 son. Testimizin son sorusu 8. soru. Peki bakalım. Şimdi diyor ki ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu. Peki 3'e soldan yaklaştı. ikinci dereceden. Yani aslında bu bir parabolik fonksiyon. Değil mi? Şimdi 3'e soldan yaklaştığınızda yani ne yaptınız? 3'e soldan yaklaşırsanız 4'e soldan yaklaşacaksınız. Peki. Eşittir. Şimdi eksi 8'e sağdan yaklaştınız. 1 çıkardınız. Eksi 9'a sağdan yaklaştığınızda aynı. Bakın biraz önceki soruda olduğu gibi. Şuradaki soruda olduğu gibi. Bakın yine bir koordinat düzlemi üzerine düşünerek hareket edeceğim. Eksi 4'e. Burası eksi 4 noktası olsun. Tamam mı? soldan yaklaştığınız değerle bakın -9 pardon yerleri ters oldu değil mi? 4 eksi 9. Burası eksi 9 olsun. Değil mi? O zaman burası ne olsun? 4 olsun. Eksi 9'a sağdan yaklaştığınızdaki değerle 4'e soldan yaklaştığınız değer aynı. O zaman bunların hizaları aynı. O zaman eksi 9 da 4 tepe noktasına eşit uzaklıkta. O zaman tepe noktası tam bu ikisinin ortası. Yani eksi 5 bölü 2. Neyi buldum ben? R'yi buldum. Çünkü simetri ekseni var ya. Parabolün soluyla sağ eşit uzakta ya simetri eksenini. o zaman R'miz kaç geldi arkadaşlar tepe noktasından? Eksi 5 bölü 2 geldi. Güzel çok güzel soru. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaştığınızdaki o zaman eksi 2'yi yazsak buraya kaç yapar? Eksi 4 eksi 3. Üç. Eksi 3'ün solu 2m eksi 3'müş. Şimdi bu veri dursun cebimizde. Şimdi 4 yazsak buraya kaç yapar? Eksi 2 yapar. Ama 4'ün biraz fazlası olduğu için eksi 2'nin ne yapacak? Solu yapacak. Bu da neymiş? M eksi 7'ymiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 5. Tam burası orta nokta. Bakın aynı mantık. Yine aynı. O zaman biz diyeceğiz ki 2 M eksi 3 ile M eksi 7 birbirine eşittir. Yani ikisi de bakın eksi 2, eksi 2,5 R'ydi ya. Biri eksi 3, biri eksi 2. Tam eşit uzaklıkta olan değerler. O zaman bunları toplamı kaç yapacak? M eşit. Yani bunlar birbirine eşit olacaklar. M kaç oldu o zaman? Eksi 4 oldu diyebiliriz. O zaman limit x, eksi 4'e giderken fx çok güzel soruymuş yalnız. Hayran kaldım. Zafer Hoca süper sorular çıkardın karşımıza. Eksi 4'e giderken o zaman yine aynı mantıkla eksi 4'teki limitiyle şimdi 2,5 buçuk bizim eksi iki buçuk R'mizdi değil mi? O zaman eksi dört ile eksi iki buçuk arasındaki mesafe ne kadar? Eksi bir buçuk. Yani bir buçuk mu? O zaman bir buçuk daha gelirsek ne olacak? Eksi bir mi olacak? O zaman limit x eksi bire giderken fx aynı gelmesi lazım. Şimdi benim cevabım da buna benzer bir şey olacak. Bakalım x eksi bire giderken fx. F bir olmadı. Bunu yazdım. F2 olmadı. Bunu yazdım. F2 olmadı. Bunu yazdım. F-1. işte bu. Doğru cevap ne geldi? Denizi geldi. Bakın analitik düzlem üzerine düşündüğünüz zaman daha anlamlı gelecek çözüm. Yoksa gerçekten çok kalabalık öğrencinin gözünü korkacağı çok uçuk bir soru. Ama biz parabol kullandığımız için çözüm ne yaptı? Birden kolaylaştı. Dokuzun soru on numara beşli soruymuş bu arada. Haberiniz olsun. Bu soruya bir daha bakın derim size. Youtube'dan dokuzun soru için gelen arkadaşlara tekrardan selam olsun. Ee, biz ve böylece dokuzun şerifte tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Onun için testte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.